Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün görsel olarak karşınızdayım çünkü bugün arabaşı çorbası yaptım arkadaşlar. Hayatımda ilk defa yapıyorum ve şu an ilk defa tadına bakacağım. Yutabilecek miyim bilmiyorum gerçekten ama çok merak ediyordum. Yani böyle aylardır kafamdaydı bu tarif. Acaba yapabilir miyim, tutar mı diye bayağı bir araştırma yaptım. En sonunda arabaşı çorbamızı yapmış oldum. Şimdi tadına bakacağız. Çorbası harika ya. Bir daha deneyeceğim. Şimdi ben sol elimle denedim az öncekilerini. Unutuyorum arada arkadaşlar. Bilerek yaptığım bir şey değil. Şöyle tabağımı alayım. Akıtmayalım. Yutamıyorum. Zeronika 112 yara boğuluyor. Ben de böyle içerim. Yutana kadar tüm hamuru yiyeceğim. Bir daha tekrar hamurumuzu atıyoruz. Allah'ım hadi bismillah. Nasıl yapıyorlar ya? Nasıl diye yutuyorlar? Çok merak ediyorum. Yakınlaştırma. Bir daha. Gitmiyor. Ağzına çorbasını yiyor. Çorbayı yutuyor. Hani yarısını denesen? Yarısını? Dur bakayım. Yarısını deneyelim. Gitmiyor. Yutamıyorum. Bende bir sorun var. Vallahi yutamıyorum. Ama hamurun tadı hiç kötü değil. Hamur hani çiğnerseniz tadı kötü gelir dediler ama. Demek ki tarifi güzel yapmışım. Yutamadım maalesef ama... Tarifimiz çok güzel oldu. Olur ki yapmak isterseniz. Sizler de benim gibi yutamayabilirsiniz. Ama mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel çorbamızın tadı. Hamurun tadı da çok güzel. Yani ben bir kötü bir tat almadım. Ama yutamadım arkadaşlar. Arabaşı çorbamızın hamuru için şu su bardaklarını kullanıyoruz. Tam 6 su bardağı su olmalı arkadaşlar. Tenceremizin içine dökelim. 6 su bardağı suyumuzu döküyoruz. 4 çay kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz ve tenceremizi ocağımızın üzerine kaynamaya alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ayrı bir kabımızın içine 2 su bardağı un koyuyoruz ve 1 çay bardağı dolusu un koyuyoruz. Yani 2 su bardağı dolusu bir tane de çay bardağı dolusu olacak arkadaşlar. Sonrasında yine 4 su bardağı suyumuzu unumuzun üzerine ilave edelim ve çırpalım iyice. Pürüzsüz hale gelsin. Bu unlu kıvamı kaynayan suyumuzun içine katacağız arkadaşlar. Ama ben kevgir kullandım. Yani süzgeç kullandım. Süzgeçten geçirdim ki topaklanma olmasın, pürüzsüz bir hal alsın. Evet, iyice çırptıktan sonra kaynayan tuzlu suyumuzun içine süzgeçten geçirerek dökelim. Sonra çırpma işlemine devam edelim. Hamurunu her ne kadar yutamasam da çorbamızın tarifi çok güzeldi. Hamurun tarifi de çok güzeldi. Yani çiğneyerek yuttum. Hiç öyle dediğiniz gibi kötü bir lezzet almadım arkadaşlar. Mükemmel bir lezzet vardı. Ben çok beğendim. Kıvamı, tadı ilk yapmama rağmen harika oldu. O yüzden size ölçüleri birebir veriyorum arkadaşlar. Evet, iyice karıştırıyoruz. Şu muhallebi kıvamını iyice karıştıralım. Kaynamaya başlayınca 10 dakikada kısık ayarda karıştıralım arkadaşlar. İyice pişsin. Daha da bir lezzetli oluyor o zaman. Şimdi hamurumuz güzelce pişti. Görüyorsunuz, muhallebimiz diyeyim. Muhallebimiz güzelce kaynadı, pişti. Şimdi bunun bir püf noktası var. Tepsimizi ıslatmamız lazım. Dökeceğimiz tepsi veya borcamı mutlaka ıslatmamız lazım. Tepsimizin boyu 55 santimdir. Ve bu tarif tam tepsimize göre oldu arkadaşlar. Evet, ıslattığımız... Islak tepsinin üzerine sıcak muhallebimizi döküyoruz. Arabaşı hamurumuzu döküyoruz yani. Ve her tarafına böyle eşit gelecek şekilde sallayarak yayıyoruz. Tepsimizi ıslatmıştık ya, o arta kalan suyu geri döküyoruz. Sakın hani ıslak böyle bolca sulu tepsinin içine hamurumuzu dökmüyoruz. Sadece tepsimizin ıslak olması lazımdı. Şimdi arabaşımızın hamur kısmını yaptık arkadaşlar. 2-3 saat böyle soğumaya bırakalım. Soğuk odanız varsa soğuk odaya bırakabilirsiniz. Balkonunuz varsa balkona bırakabilirsiniz. İyice bir dinlenmesi lazım. Hamur tamamdır. Şöyle kenara alalım, dinlensin iyice. Şimdi geldi. Düdüklümüze bir tane tüm tavuğumuzu koyalım ve üzerini iyice taşıyacak şekilde su dolduralım arkadaşlar. Çünkü bu tavuğumuzun suyu bize lazım çorba yapımında. Ben bayağı bir su kullandım. Ondan sonra içine böyle bir yemek kaşığı kadar tuz attım arkadaşlar ve düdüklümüzü kapatıp tavuğumuzu pişirdim.
Tavuğumuz piştikten sonra kenara alalım. Şimdi tavamızın içine 5,5-6 yemek kaşığı kadar un koyuyoruz arkadaşlar ve unu yakmadan kavuruyoruz. Bu işin bir püf noktası. Çorba yapımında kullanacağız bunu. Çorbaya daha da bir lezzet veriyormuş kavrulmuş un. Hani arkadaşlar diyor ki Instagram'da, çünkü ben bu tarifi çok sordum. Leyla abla, eğer unu daha önceden kavurup çorbanın içine katarsan daha da lezzetli bir çorba elde etmiş oluyorsun dediler. O yüzden ben de arkadaşlarımın söylediğini yaptım. Ve unumuzu bir güzel tavamızda kavurdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi unumuzu kavurduk görmüş olduğunuz gibi. Tavuk suyumuz hazır. Süzgeçten geçirdik. Tavuklarımız da hazır. Unumuzu ben yine süzgeçten geçirmek istiyorum. Herhangi bir topaklanma olmasın diye. İyice süzgeçten böyle un kıvamına gelmesini istiyorum. Çünkü kavururken böyle bir topaklanma oluyor. Çorbanın içinde onların olmaması için süzgeçten geçirmeyi unutmayalım. Ay daha konuşamıyorum. Ne oldu bana bilmiyorum. Yoruldum herhalde. Çorbayı yutamadım ya. Neyse, süzgeçten unumuzu geçirdik. Ay. Tamam, topluyorum şimdi kendimi. Süzgeçten unumuzu eledik. Eledik diyeyim en iyisi. Ondan sonra da arkadaşlar tavuğumuzu tiftikliyoruz. İyice tiftikleyelim. Mesela bazı arkadaşlar dedi ki tavuğun tiftiklenmesi çok güzel olmuş. Bazıları dedi ki çok fazla tiftiklemişsin dediler. Hani ilk defa yaptığım için tam ayarını bilmiyorum. Hani Yozgatlı, Konyalı, ben bir Yozgat bir de Konya biliyorum bu arabaşı çorbasını. Başka kimler yapıyordu? Artık başka kim yapıyorsa yorumda kendini ifade eder, yazar. Ama lütfen tartışmayalım, bu tarif bize ait diye. Şimdi tavuğumuzu da tiftikledik artık. Siz nasıl tiftiklemek istiyorsanız öyle tiftikleyin. Şimdi çorbamızın temel yapılışına geçelim. Tenceremizin içine tereyağımızı aldık arkadaşlar. İyice eritelim. Erittikten sonra 3 yemek kaşığı kadar veya 4 yemek kaşığı da olur. Bu salça kıvamını siz ayarlayabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı kadar salça katıyoruz ve salçalı yağımızı güzelce kavuruyoruz. Bu kavurma işlemi bittikten sonra haşlayıp kenara aldığımız şey vardı ya, tavuk suyu. Onu süzgeçten geçirmiştik. O tavuk suyundan güzelce dökelim ama hepsini değil. Bir kısmını bırakalım ki kavrulmuş unumuzla açacağız onu. Tavuk suyumuzun yani 4'te 3'ünü çorbamızın içine kattık. Karıştıralım. Diğer o geri kalan kısmı görmüş olduğunuz gibi kavrulmuş unla birlikte iyice çırpıyoruz. Pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bu unlu karışımı da salçalı çorbamızın içine yavaş yavaş döküyoruz. Bir elimizle de çırpıyoruz. Bu karışımı da döküp çırptıktan sonra karıştırıyoruz. Bir güzel, sonra da tavuğumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Tiftiklediğimiz tavuğumuzu ilave edelim. Yani çorbamızın rengi bana göre çok güzel. 3-4 yemek kaşığı kadar salça yeterli. Şimdi tavuğumuzu da katalım bir güzel. İyice katalım, karıştıralım. Baharatlar olarak arkadaşlar ben tuz kullandım. Bir tatlı kaşığı kullandım. Lütfen siz önce bir tatlı kaşığı katın. İyice bir karıştırın, tadına bakın. Sonra tekrardan tuz ilave yapabilirsiniz. Hani suyuna, zaten tavuğun suyuna da tuz kattığımız için çok fazla katmayın. Kırmızı pul biber ve karabiber de kullandım arkadaşlar. Tabi kırmızı pul biberi biraz çok kullandım acılı olsun diye. Baharatlarımız bu kadar. Tuz, karabiber ve pul biber. Bir güzel karıştırıp kaynamaya bırakıyoruz çorbamızı. Ve çorbamız bu şekilde hazırdır arkadaşlar. Şimdi gelelim arabaşı hamurumuza. Bakalım hamurumuz tutmuş mu? Tepsiden çıkacak mı? Şok şok şok. Şimdi arabaşı hamurumuzu şöyle bıçağı suya batırarak baklava dilimleri halinde kesiyoruz. Önce ortadan bir çizgi çekelim. Sonra karşı tarafından tekrardan bir çizgi çekelim. Aynı pizza dilimi gibi kesiyoruz arkadaşlar. Burada çok fazla dilimleri gözükmüyor maalesef. Hani yakınlaştırdım görebilirsiniz diye belki. Baklava dilimi gibi güzel dilimler halinde kesiyoruz arabaşı hamurumuzu. Sonrasında da bir sonraki işleme geçeceğiz. Aslında bitti çorbamız ama sunumuna geçeceğiz şimdi. Bir de konuşabilsem, Ya bu yutma işinin bir tekniği var mı kızlar? Ne olur söyleyin, yazın. Niye yutamadım ben? Hani ilk defa olduğu için mi acaba bilmiyorum. Çok heveslenmiştim. İnanın kendime çok güveniyordum. Hani hüp deyince böyle gidecek zannettim boğazımdan içeri, gitmedi kaldı.
belki de 10 defa 15 defa denemişimdir yani yutabilmek için ama yutamadım. Maalesef yutamadım kızlar. Şimdi hamurumuzu baklava dilimleri halinde kestik. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel olmuş ki hiç yapışma falan olmadı. Bir de arkadaşlar yazmış ki Leyla Hanım titremesi lazım. Şöyle elinizi aldığınızca iyice hani sallayınca titremesi lazım hamurun, sallanması lazım diye. Çok güzel bir hamur oldu. Arkadaşlar bakın kestim. Ortaya bir tatlı kaşığı kadar soğuk su ilave ettim ki kolayca ortadan alabilelim. Bakın titretiyorum şu an. Görüyorsunuz. O kadar güzel titriyor ki yani. Titrettim. Ay hamurumuz gayet güzel oldu. Kıvamı, tadı, lezzeti de çok güzel oldu ama yutamadım, o başka mesele. Ama yani çiğneyerek de yiyebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ben çiğneyerek yedim. Bakın güzel bir şekilde de titriyor. Demek ki kıvamı tammış arkadaşlar. Güzel olmuş demek. Ortadaki bütün baklava dilimli hamurumuzu alalım. Dilimlerimizi alalım. Kenara koyalım. Ortaya da tabii ki arabaşı çorbamızı koyacağız arkadaşlar. Ve sunum zamanı, servis zamanı. Arabaşı çorbamız çok lezzetli oldu. Yani inanılmaz lezzetli oldu. Tek başına da içilebilen harika bir kış çorbası bence. Ki bol vitaminli görüyorsunuz. Yani tavuk suyuyla yaptım. İçinde bol tavuğu var arkadaşlar. Tereyağlı harika bir çorba. Benim kız ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Resmen hamuru içine ekmek doğrar gibi doğradı, parçaladı, öyle içti çorbayı. Gerçekten şaka gibi. Hamuru ekmek gibi doğrayıp öyle içti. Ben de yutamam dedi çünkü. Çorbamız bitmiştir arkadaşlar. Çok lezzetli bir çorba oldu. İçerken limon sıkmayı kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi yutma zamanı. Bakalım yutabilecek miyim? Evet, ilk denememizi yapıyorum arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim. Yutacağım şimdi. Dur, hiç alamadım. Şimdi yutacağım. Yutamadım. Bu 4. denemem. Yutamıyorum maalesef ya. Nasıl böyle hüp diye yutuyorlar? Bir daha. Bu 4. denemem. Hadi bismillah. Allah'ım ne olur yutayım şimdi. Yutamıyorum. Çorbanın tadı çok güzel ama yutamıyorum. Yutamıyorum. Nasıl birden yutuyor bunlar ya? Ya arkadaşlar nasıl yutuyorsun? Bu bir tekniği var mı? Bir daha dene. Bütün hamuru yiyeceğim şimdi. Bir daha. Yutamadım. Resmen çiğniyorum hamuru ağzımda. Yutamadım. Ama tarifimiz çok güzel olmuş. Hamur çiğnemesine rağmen çok güzel olmuş yani. Ama yutamıyorum. En güzel çorbasını içmek. Bilmiyorum. Yutmasak ne olur? Çiğnesek ne olur mesela? Çorbası harika ya. Bir daha deneyeceğim. Şimdi ben solam. Sol elimle denedim az öncekilerini. Unutuyorum arada arkadaşlar. Bilerek yaptığım bir şey değil. Şöyle tabağımı alayım. Akıtmayalım. Merak ediyorum. Yakınlaştırma. Bir daha. Gitmiyor. Ağzına çorba sürüyor. Çorbayı yutuyorum. Hani yarısını denesen? Yarısını? Dur bakayım. Yarısını deneyelim. Yutamıyorum. Ama hamurun tadı hiç kötü değil. Hamur hani çiğnerseniz tadı kötü gelir dediler ama demek ki tarifi güzel yapmışım. Yutamadım maalesef ama
Tarifimiz çok güzel oldu. Olur ki yapmak isterseniz. Sizler de benim gibi yutamayabilirsiniz. Ama mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel çorbamızın tadı. Hamurun tadı da çok güzel. Yani ben bir kötü bir tat almadım ama yutamadım arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çorba içeceğim. Dur şunu deneyim bakayım. Çorba harika. Hadi bir tane daha. Ben gidiyorum. Dur bir tane. Yutamadım. Siz deneyin bakayım. Hamur yemem ben. Kaç tane daha yemeyi düşünüyorsun? Bak boğazına kal. Bitmiyor. Ben hamur çiğnemem. Ay. Kamera çekiyor. Durdurayım. Dur. Nasıl durduruluyor? Durdurma sen dur. Ben kalkarım. Şu kırmızı noktaya mı basılıyor? Bunu çektiniz mi? Ay çok kötü duruyor. Ya Yasin'e dede bile yiyor yani. Yazıklar olsun. Yiyemedim. Niye yutamıyorum ben ya? Dur şunu. Ay, ben çorbasını tek yiyeceğim. Ben aç kaldım. Çorbası çok güzel. He. Vallahi. Ama ben onu denemek istiyorum. Bana bir tane yarım yapsam mı? Getir tabak getir yapayım. Ben gidiyorum. Artık gidelim bunu götürelim. Kabareye düşürme.